Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan CNR garajdayız. Aracımızın selamlama kadranı yapacağız. Göstergenin olduğu yere selamlama ışığı gelecek. Buradan çıkınca da Albatros Oto Kuaför'e gideceğiz. Aracımızın detaylı bir iç dış temizliği ve motor yıkaması yapılacak. Albatros Oto Kuaför reklam yapabilir misiniz diye istedi. Ben de reklam yapıvereceğim. Muslim arabamızı çok güzel şekillendirecek. Dediğim gibi aracımız aracımız birazdan yıkamaya gidecek. İlk başta bir gösterge kadranı yapılacak. Ondan sonra yıkamaya gideceğiz. Gittiğim zaman güzel klipli bir şekilde size çok güzel bir video gelecek. Buradan da Albatros Oto Kuaför'e gittiğinizde 15 gün sonra sürpriz. Muslim'in arabaya dehşet şeyler yapılacak. Aa, yüzü burada. Sadece bekleyin. Birazdan dediğim gibi Albatros Oto Kuaför'e gideceğiz. Bizden reklam yapabilir misiniz diye istediler. Benim adım da Albatros Oto Kuaför'e gittiğiniz zaman uygun fiyatla iç dış yıkama yapılıyor. Bunun da buradan bilgisini vereyim. Gittiğim zaman zaten işçiliklerini ve yıkama şeyini göreceksiniz. Nasıl yıkanıyor, neler yapıyorlar, bunları göreceksiniz. Şimdilik hoşçakalın. Ben kısa kısa kesit kesit videolar alacağım. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bye bye. Evet arkadaşlar, Muslim ilk başta göstergeyi söktü. Daha gösterge yan tarafta duruyor. Şimdi de Allah. Gösterge camı kardeşim. Dur oğlum bir dakika, şey fayansı çıkardım yerine. Evet, gösterge camını söktü. Şimdi de göstergenin kendisini söküyor. İlk başta dışındaki o geçirdiğimiz bölgesini. Ne oluyor? Aha, birileri oynamasına döndü. Bugün de Opel Team toplantısı varmış. Bir tane Opel Team'e Tofaş katıldı. Oynaması ile geldi şu anda. Muslim'in arabası. Muslim'in arabası beyler yakında çok manyak şeylerle gelecek. Ve görmediğiniz, duymadığımız şeylerle gelecek. Nereden geliyor? İsviçre. Wow. Acaba neler gelecek? Beklemede kalın. Geldiği zaman zaten onun videoları da gelecek. Şimdi yapım böyle aşaması, montaj da. Aynen, yapım aşaması, montaj, yapım, bitim, aşama, çalam falan. Bu da Albatros Oto Kuaför'den geldi şimdi. Görüyorsunuz aracın parlaklığını. Ya benim arabanın kirliliğine bakın ya. Şu ön kapıda bir baksanız zaten iğrenirsiniz yani. Geçen gün Denizli'de çamur yağdığı için aha bu şekilde. Pazar günü de Didim Fuarı'ndayız arkadaşlar. Bu videoyu ne zaman izlerseniz bilmiyorum ama pazar günü Didim Fuarı'na gideceğiz. Didim Fuarı'nda da çok güzel videolarımız olacak. Beklemede kalın. Dediğim gibi artık İsmail Tosner YouTube'da deli videolarla sizlere birlikte olacağız. Şöyle vakitimiz... Aynen, anasını belleyeceğiz paranın diyor. Allah izin verirse böyle başladık. Tabii ki de bu işler zaman ve sabır gerektiren işler. Benden çok istiyorsunuz. Abi niye her gün video gelmiyor? Her gün video gelemiyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten de bir YouTube üreticisi olarak içerik üretmek gerçekten çok zor. Yani Denizli'de ne tür videolar çekebileceğiz? Allah bilir. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Ha? O adam namazının yazında. Elindeki zaten... Geceleri Club Online. Burada güçlü olarak 30 lira satıp dedi sabrı yiyorum. Ama ortaklara gece kapsızlıktan çekilip onunla bakmıyorum. Ulan ben de yaramı dükkanına neler neler dönüyor. Bana da abone olun. Hangi ortayım ben? Hangi ortayım? Ama gelişim yok. Yok yok. Doğal hayat. Hepsi reals. Evet arkadaşlar, sanayi ortam böyle. Görüyorsunuz göstergemiz sökülmüş. Bu şekilde devam ediyoruz. Kanki ben bir de şey diyeceğim benim. Arka sisle ön sisin lambaları yanmıyor. Neden yanmıyor? Ön sis lambaları yanmıyor mu? Hani ön sisi yaktığında şurada lambalar oluyor ya. O yanmıyor mesela. Orada var, o yanmıyor. Kardeşim. Soketi çıkmış. Sirgeç motoru. Sirgeç motorunun direkt. Soketin çıkmış. Vay vay vay. Aç bakayım şimdi. Neyi? Sis mi? Evet. Açtım. Kontağı açman lazım ama. Bak yanıyor şimdi. Aa, yanıyormuş. Vay. Tamam. Kablomuz çıkmış arkadaşlar. Seni gideceği köpek. Tamam. Sıkıntı yok. No problemo. Musti'yi yoruyoruz ya. Musti'yi yoruyoruz ya. Ne? Bluetooth var mı senin arabada? Dükkanın sahibi geldi. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi biliyorsunuz zaten. Instagram'da sürekli paylaşım yapıyoruz. Hikayelerimizi de atıyoruz. CNR Garaj'dan ürünlerini ben paylaşım yapıyorum. Ve ürün paylaşımlarını yaptığım zaman bana diyorsunuz ki abi bunun fiyatı ne kadar?
Ben sadece Cenere Garaj'ın sponsoru olduğum için onların ürünlerinin paylaşımını yapıyorum. Fiyat bilgiler... Bir anda bu ışık yani. Bak gari. Ne güzel yanıyor. Buz mavilerimiz. Dediğim gibi nerede, ne diyordum ben? Ha, onların ürünlerinin paylaşımını yaptığım için fiyat bilgilendirmesini ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben sadece onların ürünlerinin paylaşımını yapıyorum. Fiyat bilgilendirmesini zaten paylaşmadan önce Cenere Garaj diye bir etiket yapıp bütün ürünlerini paylaşıyorum. Fiyat bilgilendirmesi vesaire bilgiler ve iletişim için Cenere Garaj'ın hesabına yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tüm araçların body kit ve yani Tofaş'ın orijinal paspasları, havlular, opar, ne havlusu geçiyordu lan bu? Sahil havlusu mu? Plaj. Ha, plaj havlusu. Plaj havluları gelmiş. Çeşit çeşit bakın. Oparından tut, farklı farklı İtalyan, sonra bir tane böyle değişik. Sonra göğüslük havlularımız var. Görüyorsunuz farklı farklı. Araç park sensörü var. Coil'ler var. Amerikan park modülleri var. Kayar led şeyler var. Ayak altı ledler var. Şu şey kayar led ve selamlama led diye geçiyor. Polis çakarlar var. Limon sarıları var. Mermi bijonlar var. Açık hava filtreleri var. Var da var yani. Aklınıza gelebilecek tüm işlemler var. Ve soluk stop soran arkadaşlar vardı. Her çeşit soluk stop bulunuyor. Ve siparişe göre de getirtiliyor. Anlamadım. Haftaya bütün çeşitler stokta. Haftaya bütün çeşitler stokta olacakmış. Daha yani bu gördüğünüz bunlara az. Daha buralar deli gibi olacak. Allah nasip ederse öyle diyorlar. Yani ses sistemi montajları. Ondan sonra aracınıza uygun koltuk kılıfları, oto koltuk kılıfları ve daha farklı. İsterseniz şurada servis kılıfları var. Görüyorsunuz. Tofaş'tan tutun, Opel, Toyota, Honda, Hyundai, Toros. Yani bilmiyorum var mı? Var da var yani. Çeşit çeşit. Hepsi var. Ondan sonra aracınızı cilalı şampuanla yıkayabilirsiniz. Bir de bana çok soru soruyorsunuz arkadaşlar. Mesela. Bu. Plastik yenileyici. Bana diyorsunuz ki. Çocuğun biri bugün bana bundan sordu. Parlatıyor mu? Birazdan size bunun bir videosunu çekelim. Aynen, mesela benim araç kirli. Çekelim. Ürünün. Şu ürünün. Yani şu görmüş olduğunuz. Şu ürünün. Nasıl parlaklığı, nasıl öncesi ve sonra. Allah, götümle köylüyü yıktım, çok güzel. Neyse, hemen Caner abi gelmeden şuraya bir toplayalım. Dediğim gibi bu ürünün birazdan size gösterelim, parlaklığı nasıl, nasıl parlatıyor, hepsini tek tek size göstereceğiz. Burada araç kokuları var, araç spreyleri var, sonra araç içi koku giderici var, hani kötü kokular, sigara kokuları vesaire, bunları önleyecek kokular var. Burada farklı kokular var. Ardından da göğüslük parlatıcısı var. Ve onun ardından bir tane daha bir parlatıcı var. Burada cilalı parlama. O da nerede? Ondan kalmamış galiba. Ondan olsa gösterecektim. Hani bir tane vardı ya. Hızlı cila. Bitti gelecek. Aynen, çok güzel ürün olduğu için. Yani burası doluydu. Şu görünen alan doluydu. Aynı bu şekilde oluyordu. Hızlı cila. Aracınızı yıkıyorsunuz. Nemli bezle sildikten sonra aracın üstüne sıkıp 5 dakika bekliyorsunuz, sonra aracınızı siliyorsunuz. Aynı normal cila uygularmış gibi. Gerçekten de çok güzel. Ve şu lastik parlatıcı koruyucu jel Mustin'in arabasına var. Kendi kullanıyor. Efsane güzel, böyle turuncu portakal rengi gibi bir ürün. Ama efsane parlaklığı var. Tofaş'ın yastık kılıfları var. Görüyorsunuz başlık. Ve aracınıza Angel Far yapıldığı zaman şu görmüş olduğunuz ürünler takılıyor. Burada Tofaş'ın nikel şeyleri var. Bu marş bir yerlere takılan nikeller var. Yani var da var. Aklınıza gelebilecek tüm ürünler. Hepsi burada. Bütün çeşitler burada. Burada da aksesuardan bahsedelim birazcık. Mesela Angel. Çok soruyorsunuz Angel. Mesela far çerçevesine Angel ayarlanabilir. Burada kumandası bilmem nesi hepsi var. Farklı farklı armalar var. Jant göbekleri var. Honda var mesela. BBS gibi olan var, AMG var, yine Honda var çeşit olarak. Honda'nın farklı versiyonu var. En arkada OMP var. Sonra Ferrari jant göbekleri var stoklarda dolu. Momo yazılı şöyle Ferrari jant göbekleri. Hepsi görüyorsunuz zaten. Şöyle kırmızıları var ve arkada da Tofaş var. Bu şekilde direksiyon kılıflarımız var. Direksiyon dikiliyor biliyorsunuz. Bu Alcantara derisi.
Süvet mesela bu. Şöyle çeşit çeşit. Aracınıza özel. Bu mesela karbon görünümlü. Şöyle hem alkantara hem de şey görünümlü var burada. Ne dediğim lan ben demin? Karbon görünümlü. Hepsi yapılıyor. Hepsi de CNR Garaj'da var. Gelip CNR Garaj'a ürünlerini alıp veya internet üzerinden sipariş verirseniz kendileri gönderim yapıyorlar. Sis çakar modülü var. Ayna altı ışıkları var. Bakın böyle görüyorsunuz zaten. Şöyle. Diyodem ampuller gelmiş. Farklı araçlara özel de diyodem ampuller var. Görüyorsunuz. Park lambaları var. Var da var yani. Aklınıza gelebilecek tüm ürünler, aksesuarlar. Var da var yani. Nikel plakalıklar. Şu sarı olan turkuaz Selex'lere çok güzel gidiyor ön plakalığa. Çok efsane duruyor. Ha bir de direksiyonlar geldi arkadaşlar. Mustin'in arabasında var hatta aynı direksiyon. Söktak modelli. İsterseniz düz modelli olan da var. Şöyle ben size modellerini göstereyim. Bunları zaten ürünleri CNR Garaj'ın kendi Instagram sayfasında var. Şöyle görüyorsunuz. Tüt tüt tüt. Şöyle hepsinin göbekleri içinde. Ve orijinal Momo. Yani bildiğiniz gibi. Mesela bu göbekli. Bu da göbekli. Bu göbekli, bu göbekli değil mesela. Bunlar göbekli değil. Yani bilmiyorum belki bu bunundur da belki karıştırmış da olabilirler. Size mesela göbekli göbeksiz diye ayrım yapılıyor. Göbekli dememizden kastımız bilmeyenler için. Direksiyonu şuradan arkasında mandal var. Çekip direksiyonu çıkarıp evinize götürebilirsiniz. Yani sıkıntı olmuyor. Hatta onun aynısını şimdi Mustafa'nın arabasına göstereyim. Hatta şöyle Mustafa'nın arasına geleyim. Şöyle. Mustin'in arabasına bir bak. Şurada bir şey var bakın arkadaşlar. Bak şu geri geliyor. Bunu şöyle geliyorsunuz. Vallahi şöyle arkadaşlar sökerken elimde kaldı. Tekrar tam taktım. Dediğim gibi bakın arkasında mandal var. Şöyle çekiyorsunuz. Bakın. Bak şimdi direksiyon yine çıkacak. Gelecek kesin. Allah'ım yavaş gel. Şöyle. Heh, çıktı. İşte bu. Bunu böyle alıp evinize götürüyorsunuz. Aracın içi de bu şekilde oluyor. Bakın. Şu şekilde. Hani bunu geri oturtmak için de şu mandalını tekrardan geriye doğru gangıttırıyorsunuz. Şöyle. Böyle gangıttırıp şak oturtuyorsunuz. Şimdi gösterelim. Bir saniye. Bakın mandal çektim. Oturdu. Gelmiyor. Korna da çalıyor. Sıkıntı olmuyor. Yani bu şekilde Momo direksiyon. Ürünleri zaten burada görüyorsunuz. Şimdi size tekrardan şöyle küçük bir görselini göstereceğim. Ürünler bu. Daha fazla çeşit ve detay için CNR Garaj'ı Instagram adresini yazabilirsiniz. Şimdi Muslim ne yapmış ne gitmiş bir onun yanına gelelim. Evet adam elektrik geliyor mu gelmiyor mu diye ona bakıyor. Evet. Kaçak var orada. Kaçarken nasıl İndim dere ya da at dereden taşları. Vaaav. Evet Mustafa'm yapıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ürünü bittirdiğimiz zaman ben size görselini alacağım. Oradan Albatros Otokuaför. Evet arkadaşlar selamlama ışığımız hazır. Görüyorsunuz şimdi. Hop. Kendine geldi. Görüyorsunuz bu şekilde. Gözünüzü yormuyor. Yolu görebiliyorsunuz, odaklayabiliyorsunuz. Bu şekilde ışığımızı yaptırdık. Şimdi Albatros kuaförü. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi hava karardı zaten şu an saat 9-9.30 arası. Albatros Oto Kuaför'e geldik. Görüyorsunuz burada Bilal abiyle Mustafa abi işletiyor. Görüyorsunuz Albatros Garaj. Burada Peugeot var. Bunun da detaylı temizliği yapılmış. Şu anda parlatma işlemi yapılıyor. Şu an zaten sırlar dünyası gibi içerisi. baya parlatıyorlar. Burada da pasta cila işlemi çekiliyor. Benim arabam zaten biliyorsunuz baya bir kirli. Hani en son dükkanda göstermiştim. Hani aşırı derecede kirli. Şimdi araca bir detaylı temizlik yapılacak. Motor içi, iç dış komple girilecek. Bakalım Albatros Garaj'ın yanına geldik. Siz de Albatros Garaj'a gelmek isterseniz CNR Garaj'ın altında Dedeoğlu Pastanesi var. Dedeoğlu Pastanesi'nin oradan düz aşağı indiğiniz zaman Albatros Oto Kuaförü göreceksiniz arkadaşlar. Bugün buradayız. Parlatma işlemi yapacağız. Parlayacak mı? Anasını ünleteceğiz. Geçen pazartesi başlıyor. Aynen öyle. Hadi bakalım Albatros Garaj'dayız. Parlayalım bakalım. Ateşini
içeriği koyduk arkadaşlar. Albatros garajdayız. Aracımızın motor kısmı da yıkanacak. Biliyorsunuz pazar günü Didim fuarı var. Motorumuzu yıkattıracağız. Şimdi motorumuzu yıkamadan önce American Park modülü aklınızda bulunsun. Zarar görmesini istemiyorsunuz. Bunu sökün arkadaşlar. Sonra şu kafasının olduğu yere hava tutup geri taktığınız zaman Amerikanlarınız çalışır. Bir sıkıntısı olmaz. Şimdi aracımız baya baya kirli. Ama kirli olmasına rağmen hala da bebeğim gibi duruyor. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Bakalım. Şimdi aracımız yıkanacak. Kendileri sponsor oldular. Dediler reklamlarımızı hep verdiler. Ben de geldim, reklamlarını hep veriyorum arkadaşlar. Siz de Albatros garaja geldiğiniz zaman uygun fiyatlı iç, dış, motor, bagaj, pasta, cilat, seramik, aklınıza gelebilecek tüm işleri Albatros garajda uyguluyorlar. Uyguluyorlar demişim. Uyguluyorlar. Görüyorsunuz. Işıktan dolayı birazcık lenste bir sıkıntı olabiliyor. Ama ben yine de güzel güzel çekim almaya çalışıyorum arkadaşlar. O zaman devam edelim yıkanırken. Ben küçük küçük kliplerle sizlere videoda çekeceğim. Sonu var mı? Yolumuz aynı fakat kader hep ayrı. Sonumuz hayır, çok uzağında kaldı. Bir yolu var mı? Bunun bir yolu var mı? Buralar takip sokaklar ele kanlı dolu. Zora dayandık, zamanla deli kanlı olduk. Hedefi 12'den gözü kapalı vurup istediğimi anlamasam o zaman farklı ol. Yine de saklıyorum yarını, yarınlar için zararı sanıyorum. İş işe duymak için kafamı sormuyorum. Üstüne koymak için bu yolu yürüyen. Bu yolu koşmak için benimle koşmak için. Bu ritim hiçbir fikir yanacak, onca kişi yakar o şokta. Kalan orada bitir bu sana diyeceğimi sadece onda bir. Motor içi bitti. Şimdi aracın dışına başladık. Cilalı yıkama yapılıyor biliyorsunuz. İlaç sıkılıyor ilk başta. Araç ilaç sıkıldıktan sonra zaten görüyorsunuz parlamaya başlıyor. Evet. Elimizi gezdiriyoruz. Yıkıyoruz. Bıcı bıcı zamanı. Bakalım yıkandıktan sonra nasıl bir eser ortaya çıkıyor. Hadi izleyelim. Evet arkadaşlar, şu anda aracımıza parlatıcı yapılacak. Aracımız yıkandı, bitti. Gördüğünüz gibi şu şekilde görüyorsunuz zaten aracımızın parlaklığını. Şimdi daha içi parlamadı, içi parlatılacak. Motor kısmı siliniyor. Bilal abi şu anda temizliyor. Aracımız kasa olarak temizlendi. Görüyorsunuz cilalı parlama yapıldı. Şimdi araca Mustafa abi parlatmaya başladı. Görüyorsunuz arabayı parlatıyor. Biz de şu şekilde aracımızın çekimini yapalım. Şöyle gösterelim size. Kordon jilet gibi çıkıyor. İnşallah şu şarkıdan telif yemeyiz. Tek istediğim. Evet. Parlamasın mı gari gülüm? Parlatalım. Of 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 of. Sırlar dünyası 2. Oo. Çok güzel kokuyor. Wow. Çok güzel kokuyor bu. Mis gibi, mis gibi. Evet. Temizlik devam. Kaldıralım da şey olmasın. Dat dat. Vay 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 vay. Devam. Evet. Sanayiye sıcacık poğaça geldi. Şimdi sıcacık poğaça yiyoruz. Biz yerken aracımız da parladı. Lastiklerinden içine kadar komple parlatıldı. Şöyle göğüslüklerine kadar. Allah. Komple temizlendi arkadaşlar. Detaylı bir şekilde girildi. Görüyorsunuz. Kapı döşemelerinden tutun her yerine kadar, göğüslüğünden orta konsoluna kadar her yer gıcır gıcır parladı. Görüyorsunuz zaten parlaklığını. Bu şekilde aracımız parladı.
Kadronumuz da çok güzel oldu. Şimdi motorumuzu göstereceğim. Altına nimet var. Herkes çarpılacak. Motorumuz parladı. Böyle en son tekrardan bir hava tutulacağını söyledi Mustafa abi. En son hava tutulacak. Akan birkaç yerleri var. Onlar silinecek. Ondan sonra zaten işlem bitiyor. Yine ışıktan bir şeyler oldu. Şöyle düzelt. Işığı düzelt. Heh, düzeltti. O zaman biz devam ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar, aracımız bitti. Görüyorsunuz. Son hali bu şekilde. Güzelce parlatıldı. İçi dışı, motoru, bagajı komple parlatıldı. Ve buradakiler de oturdu. Benim arabayı seyrediyor. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Kampüs yapacağız. Allah'ın izniyle. Oradan dağılacağız. Dediğim gibi Albatros garaja geliyorsunuz. Bilal abiyle Mustafa abiyi görüyorsunuz zaten. Size en ince ayrıntısından aracınızı istediğiniz parlaklığa ulaştırıyor. Dediğim gibi Albatros garaj. Etiket yapmıştım zaten. 3. sanayide Sümer'in altında Cenere garajın alt tarafına denk geliyor. Hatta Dedeoğlu Hastanesi var. Dedeoğlu Hastanesi'nin hemen altına denk geliyor. Siz de kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir YouTube videolarında görüşmek üzere. Köpek var yukarıda. Köpekle oynuyorlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın bakalım.